Bu önemlidir yani. Tabii yani hastayla sürekli olarak diyelim ki 3 implant yapılacak. O 3 implantı yaparken hastayı 3 ayrı seansta yapmak yerine tek seansta yapın kontrol altındayken. Ha biraz belki hekim için kolay olmayan bir yöntem ama bunun doğrusu tek seansta yapıp en kısa sürede yapıp hastanın genel sağlığını yormadan, üzmeden takip ederek o işi bitirmek. Peki o ilk seansta yuvayı açıp oraya... Tabii 3 implantın oturtulması en fazla 10 dakika 15 dakika sürer. Peki ondan ne kadar süre sonra kron üzerine ekleniyor? Işte ne kadar bekleyeceğiz? Evet, orada bekleme süresi dediğim gibi hastaya bağlı, hastanın metabolizmasına bağlı. Hastanın sürekli kontrolleri altındayken röntgen çekimlerinde zaten o kalsifikasyonu görürsünüz. Bu tamamen hastayla implant arasındaki bir diyalog. Bu implantın yerleştirilmesi sağlıklı ve doğruysa, hasta da canına iyi bakıyorsa, kendisine dikkat ediyorsa, o zaman maksimum 3 ay gibi bir süre içerisinde bu kalsifikasyon olur. Uyum sağlamış oluyor yani. Elbette. Kemikle. Bu diyabetik hastalarda bazı bünyelerde biraz daha uzun sürebilir. Diyelim ki 3 ay olmadı da 4 ay oldu. 4 ay olmadı da 6 ay oldu. Bakın şimdi bir implant uygulaması yapılırken bu uzun ömürlü, Allah ömür verdikçe kullanılacak bir uygulamadır. Burada 15 günün, 1 ayın, 2 ayın hesabını hiçbir hastanın yapmaması lazım. 20-25 yıl belki kullanacak hasta bunu. Belki daha da fazla kullanacak. Yani düşünün 60 yaşında, 70 yaşında birisi gelmiş. Artık insan ömrünü ortalama 100 kadar olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi 25 sene, 30 sene kullanacağı bir şeyin içerisinde. Aman efendim 2 ay önce bitsin de 2 ay önce ben bunu takayım. Şimdi 20 sene dişsiz gezmişsiniz. 20, şurada bir 6 ayı bekleyin. Rahat kalsifikasyon olsun. Ondan sonra kemikleşme. Bu çok önemli değil mi? Sonuna kadar tabii uyumlu hale gelmesi. Şimdi acele etmek, bakın hekimlikte acele, hasta sizi zorlar. Efendim işte bir an önce bitsin de ben de dişlerimi takayım da kullanayım da, ama neticede siz bunun altına imza atıyorsunuz. Hastanın 25 sene kullanacağı bir şeyi 6 ay bekleyin. Bir telaş etmenin anlamı yok. Hasta da beklesin. Peki hocam üstü boş mu beklemek Hayır, zorundalar? Hayır yok, geçici protezlerini yapıyorsunuz zaten. Tabii canım. O da günlük hayatı götürmeye yetiyor. Tabii, konuşmaya, rutin çiğnemeye. Hayatına devam eder. Tabii. Burada bir problem yok zaten. Yok, öyle tabii görünüyor. Şimdi İstanbul'dan Sacit Bey hattımız. Efendim günaydın Sacit Bey. Günaydın efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Probleminiz nedir? Benim diş yaptırdım. Üst komple. Altta da 3 tane diş vardı. 2 tanesi önde. Bir tanesi arkada. Arkada bindirmeli. Bu üst damak tutmuyor. Yani boldu. Protez mi? Protez mi dişler? Protez evet. Doktor dedim bundan memnun değilim dedi. Peki dedi sıkılaştırma yapalım dedi. Sonra da yapacağı zaman bu pek dedi şey olmaz dedi. Bozulabilir dedi hepten dedi. Bozulursa dedi bir daha dedi yapmam dedi. Yapmazsan yapmadım ben de sizin takım dedim. Peki. Peki Sacit Bey, protezleriniz var, siz memnun değilsiniz. Şu andan sonra ne yapılabilir proteze? Bunu soruyorsunuz değil mi efendim? Doğru anladım. Evet, veyahut da yeniden yapılabilme olanağı var mı diye belki de. Peki. Benim mağduriyetim çünkü ben kemoterapi hastasıyım. Şu günlerde yemeği güzel yemem lazım, güzel çiğnemem lazım. Peki. Bu dönem zarfında da bu başımıza geldi. Yapamıyorum, edemiyorum. Doktor biraz bunu baştan sanma gibi yaptı. Yani ölçtüğü zaman eski protezi... Bir dakika. Eskisinin arasından 6 milimetre büyük. Peki. Peki. Geçmişler olsun efendim. Hoşça kalın. Şimdi hasta kemoterapi hastası. Evet. Belli ki hassasiyeti var çünkü iyi beslenmesi lazım ve yaptırdığı dişler büyük gelmiş. Ne yapacak? Büyük gelmemiştir, öyle bir şey olmaz. Öyle diyor. Ben de ya, halkın burada tercüme yapmamı. Ayakkabı değil bu. Büyük gelmemiştir. Hocam de ama oturmuyor bazen. Dişler çok bakın, şikayet ediyorlar. Neden? Neden? Çünkü kullandığı protez tipi ne yazık ki kolay kullanılan bir protez değil. Yani damak protezleri dünyada artık zor kullanılan protezler grubuna girdi. Eskiden mecburdu insanlar. Hatta bir ilin adını vermeyelim. Bir ilimize gidiyordunuz. Hazır prefabrik böyle alıp takıyordunuz. Hangisi olursa ona göre kullanıyordunuz. Şimdi tabii Türkiye oralardan buralara geldi. Ama buralara gelirken bu protezler dünyada da total protezler, kolay protezler değil.
Hasta haklıdır. O kendisi büyük der, küçük der. Yoksa hiçbir hekim hastanın ağzına iki numara büyük çok protez yapmaz. Çok içerlemiş ama Sacit Bey. Yani rahat değil mi diyor? Doğru, rahat değildir. Bunu hekimiyle çözmesi lazım. Hı hı. Çözemiyorsa ne o, yapsın, zaman, o zaman tek çözüm vardır. O da implanttır işte. Peki kemoterapi görüyor. İmplantta bir problem yaşayabilir mi? Hayır, yaşamaz. Hiç alakası yok. Kemik sistemine etkilidir. Radyoterapi de görebilir, kemoterapi de görebilir. Radyoterapi gören, kemoterapi gören bir sürü hasta var. Tamam. Ve bunlara implant uygulaması da yapılıyor. Bunlara çekim de yapılıyor, müdahale de ediliyor. Ama bir şartla, kontrol altında olmak şartıyla. Bu çok önemliydi. Sacit Bey'e yeniden geçmiş olsun diyeceğim hakikaten. Çünkü çok sayıda kemoterapi gören, radyoterapi gören hasta var. Belki ağızlarında herhangi bir problem olduğunda bundan da çekiniyorlar diş hekimine gitmekte. Şimdi bir kere bunun için öncelikle radyoterapiye ve kemoterapiye başlamadan önce diş hekimine gitmek lazım. Bunu ben ısrarla vurguluyorum. Dünyanın gelişmiş olan ülkelerinin hepsinde. Hasta radyoterapiye ve kemoterapiye başlamadan önce diş hekimine gider, bir panoramik röntgeni çekilir. Yapılması gereken her türlü tedavi öncelikle yapılır, ondan sonra başlanır. Bizde ne yazık ki tabii ki öncelik kanserde, aman önce kemoterapiye başlayalım ama ondan sonra komplikasyonlar başladığında, çünkü biliyorsunuz bütün radyoterapi ve kemoterapi iki taraflı kesen bir bıçak gibidir. İyi tarafları tabii ki iyi eder ama bir taraftan da vücudu yorar ve tahrip eder. Hocam biraz tansiyon hastalarını konuşacağım. Konuşalım. Düşük tansiyon ve yüksek tansiyon. Şimdi düşük tansiyon hastası zaten diş hekimine gidip o koltuğa oturduğunda bir çarpıntı, bir heyecan, bir panik, tansiyonu zaten düşebiliyor. Tansiyon problemi olmayanın bile. Fakat bir de hipertansiyon var. Şimdi ne yapacak tansiyon hastası? Önce diş hekimine gelmeden önce ilaçları mı alsın? Elbette. Öncelikle tansiyon ilaçlarını kullanacak. Tamam. Yani şimdi hipertansiyonu varsa, 16-17'lerin üstünde bir tansiyonu varsa. Tabii ki o tansiyon o koltuğa oturduğu zaman bir iki dizyem daha yükselecektir. Bu çok doğal. Yükselmemesi için öncelikle tansiyon ilacını alması. Hatta ve hatta daha da önemlisi, bunu hekime düzgün şekilde anlatırsa, şimdi o biz anamnez kağıtları veririz hastalara. Şu hastalığın var mı, bu hastalığın var mı diye bizim hastalarımız da doldurur. Bakarsınız hiçbir şeyi yoktur. Güllük gülistanlık. Oturur. Ben geçen sene bir radyoterapi olmuştum. Niye yazmadın buraya bak işaret? Ondan sonra vallahi tansiyonum da yüksek. Kaç? Aslında 17. Aslında tek yaş doğru yazılmaz bilirdim. Ben ama demek yok, bunlar da yazılmaz. Ne yazık ki öyle. Şimdi burada esas konu hastanın böyle bir problemi varsa, yani tansiyonu mu yüksek? Tamam, o zaman hekime söylerseniz bir sedasyon tedavisi, bir sedatif verilir. Sakinleştirilir hasta. Ondan sonra müdahale edersiniz. Bu çok basit, çok kolay bir şey. Hastanın da tansiyonu yükselmez. Yüksek tansiyonlar için. Düşük tansiyon hastalarında zaten biliyorsunuz dünyada en uzun yaşayan hastalar düşük tansiyon hastaları. O bakımdan onlar da çok büyük problem olmasa, birazcık daha tansiyonu düşerse en fazla bir defeyans geçirir hafif. Ondan sonra koltuğu yatırırsınız, kaldırırsınız, hasta düzelir. Orada bir sorun olmaz ama yüksek tansiyon hastalarını mutlaka hekime söyleyip tansiyonlarını klinikte kontrol altına alıp, yani 18 tansiyonunuz mu var? Tamam, bizim oradaki asistan arkadaşlar tansiyonu ölçüyorlar, tamam, bakıyorlar. Bu kadar basit, yani normale gelir. Verirseniz bir sedatif, sakinleşir veya kendi kullandığı bir ilaç vardır, onu kullanır, ondan sonra tedaviye müdahale başlanır. Edersiniz. Tabii. İmplant uygulamasında yine bir beis yok zannediyorum tansiyon hastaları için. Bakın, implant uygulamasının normal sağlıklı veya bir takım hastalığı olan insanların hepsinde o implant uygulamasının hiçbir sakıncası yok. Yeter ki oyunu kuralına göre oynayın. Oyunu kuralına göre oynamıyorsanız bir hekim olarak veya hasta olarak, yani hasta hekime açık ve dürüst değilse, siz hekim olarak hastaya doğru şeyleri söylemiyorsanız, o zaman komplikasyonlar kaçınılmaz olur. Yani yüksek diyabeti olan bir hasta en basit diyabet ilacını kullanmıyorsa, siz de implantlarını yaptıysanız, bir ay sonra o implantlarda problem çıkıyorsa onun günahı hekimde değil. Bir ay hasta gelip de size vallahi ben iki aydır ilaç kullanmıyorum diyorsa, o zaman orada bir sıkıntı var. Yani hasta kendi canına bakmıyor. Hekimin ne günahı var? Peki hocam, kalp
hastalığı, kalp yetmezliği, atıyorum işte bypass olmuş, stent takılmış, kalbinde herhangi bir problem yaşayan, enfarktüs geçirmiş belki hastalarda yine uygulamaları soracağım. Tabii kapsamlı uygulamalardan biri implant olduğu için implantla başlayacağım elbette. Tabii implant, nasıl bir uygulama yapılıyor kalp hastalığında? Şöyle, implant cerrahi bir işlem olduğu için neticede az cerrahinin ufağı büyüğü diye bir şey yok. Cerrahi cerrahi, kesiyorsunuz, biçiyorsunuz ve dikiyorsunuz. Bu tip uygulamalar kalp hastasında da, tansiyon hastasında da, şeker hastasında da neticede bir cerrahi uygulama. Şayet hastanın kalp problemi varsa, bu tip hastalar genelde kan sulandırıcı kullanıyorlar, kullanmak zorundalar. Kan sulandırıcısı ilaç kullanan hastalarda özellikle iyi anamnez almak ve hastayı iyi takip etmek lazım. Kan sulandırıcı alan hastanın bunu belirli bir süre önceden kesmesi, gerekiyorsa plazma kullanması. Bunlar yapıldıktan sonra da müdahale şansınız var. Ha, bunlar yapılmadan müdahale ederseniz o zaman ciddi sorunlarla hekim olarak ve hasta olarak karşı karşıya gelirsiniz. Hiç başınıza gelmiyor öyle kalp hastası ve hiçbir şekilde ilacını, kan sulandırıcısını kullanmamış ya da geldi mi başınıza, evet, acil müdahale mi gerekiyordu? Tabii şimdi durumda? Bakın bir hastamız bundan yaklaşık 20 sene önceydi. İmplant uygulaması yapılıyordu kendisine ve hasta hiçbir anamneze cevap vermedi. Yani gayet sağlıklı, normal gözüküyor. İmplantı yaptık. İmplantı yaptıktan sonra gece saat 2.30'da hasta aradı ki benim kanamam var. Niye kanamanız var? Allah, hiç olağan değil bu, böyle bir olay. Niye? Ben dedi size söylemeyi unuttum. Ben kalp hastasıyım ve kan sulandırıcı kullanıyorum. İlacın adını burada vermeyelim. Kullanma. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Peki iyi de bunu niye söylemiyorsunuz? Biz size sorduk, bir sıkı ilaç kullanıyor musunuz? Hayır dediniz. Doktor bey vallahi unuttum. Şimdi bakın, hayati önemi olan bir şeyi hasta unutabiliyor veya önemsemiyor. Kalp hastası olan bir hasta bunu unutabiliyor. Kalp hastalığını söylemiyor. Kan sulandırıcı kullanıyor, söylemiyor. Ondan sonra akşam kanama oluyor. Olur tabii. Siz de müdahale ediyorsunuz. Yani cerrahi işlemlerin hepsinde hastanın hekimle çok iyi diyalog içer. Tabii ne oldu? Bir şey oldu mu hastaya? Yok, bir şey olmadı. Biz gece 2.30'da kalktık, geldik. Dikiş yaptık. Kaderimiz diyorsunuz. Ama sonuç şu. Siz o stresi ve heyecanı yaşadınız. Hasta o stres ve heyecanı yaşadı. Niye? Hiç gerek yoktu. Burada anamnez çok önemli. Yani o verilen hasta formları var ya sevgili seyirciler, değil mi hocam? Oraya doğru bilgileri paylaşıyoruz. Yaş dahil. Vallahi çok yaş çok önemli değil. Çünkü değil hanımlarda mi? Zaten 35'in üstüne çıkmıyor. Erkekler için de hiçbir şey fark etmiyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz ve bizi bilgilendirdiniz. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nde bize ayrılan sürenin bugün de sona geldik. Her sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin efendim. Hoşçakalın.